İyi akşamlar. Ailelik TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Sedef Cimiç. Gündeme dair gelişmelerle sizlerle beraberiz. Günün ilk haberi. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel mecliste sağlık çalışanlarının COVID-19 kıyafetleriyle basın toplantısı düzenledi. Pandemide birçok sektörde, kamuda ve özelde çalışanlar evde oturdukları yerden çalışma imkanı varken sağlık çalışanları bizler COVID-19 hastalarıyla hastanelerde birebir çalışmaktalar ve esnek mesaiyi bırakın sabah 8-17 normal mesaiyi de bırakın 40-60 saat fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Bakın COVID hastalarının bazılarının akrabaları bile o COVID hastasına yaklaşmaktan imtina ederken, kendi akrabası olan COVID hastasından kaçarken, bu meslektaşların COVID hastalarının nefesiyle, teniyle, kanıyla, vücut çıkartılarıyla birebir çalışıyorlar, onlara yardımcı oluyorlar, hayat vermeye çalışıyorlar. Peki, bütün bu koşullarda, bakın ben üstümde giydiğim bu tulum, gözlük, maske, eldivenden oluşan giysi basit bir COVID polikliniğinde ilk muayeneden itibaren giyilen giysidir. Yoğun bakımlarda bundan daha fazlasını da önlem almak durumundalar. Ben burada şu anda 5 dakika konuşmakta zorlanıyorum. Bu şekilde bu arkadaşlarımız bütün günü bunun içinde geçiriyorlar. Evlerinden, çocuklarından, çocuklarından uzakta. Bu bir savaşsa bu savaşın en büyük neferleri, sağdaki neferleri bu sağlık çalışanlarımız. Bizim önerimiz şudur. Sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ilave bir maaş ve ayrıca ek ödemede 9 aylık biriken hak edişleri dahil olmak üzere. Eksiklerinin tamamlanarak kendi hastanesinin kaynağı yetmiyorsa kamu kaynaklarına bunu karşılandırıp tek seferde ödenmesini istiyoruz. Bu sadece kamuda da değil, tüm özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarına da aynı şekilde o özel sektöre yük bindirmeden zaten herkes zar zor götürüyor. Yine kamu kaynaklarıyla ücretlerine ilave edilerek ödenmesini talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapı sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları baskı beton kaldırımlarla buluşturmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kumru ilçe merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde 2,5 metre genişliğinde 3600 metrekare kaldırım çalışmasının tamamlandığını söyledi. Kırsal ve merkezde yol sorunlarını çözmek için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Genel Sekreter Alp, 19 ilçede yolu sorun olmaktan çıkaracağız dedi. Genel Sekreter Coşkun Alp açıklamalarını şöyle sürdürdü. Sayın Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda 19 ilçede evladiyelik yolların inşası için çalışıyoruz. Amacımız yolu yapıp hizmete sunmaktan öte altyapısı sağlam temeller üzerine yollar inşa etmek ve modern kaldırımlara yaya ulaşımını da konforlu hale getirmek. Kumru ilçe merkezimizde bulunan Atatürk Caddemizde de benzer çalışmayı hayata geçirdik, dedi. Ünye Ticaret Borsası Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere ilçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Toköz aracılığıyla tablet dağıttı. Tarafından 55 tablet bilgisayar, borsamız imkanlarıyla 20 tablet bilgisayar alınarak öğrencilerimize dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Top ve borsa olarak her zaman eğitimin yanında ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir öğrencimizin eğitim imkanlarından mahrum olmaması için her türlü gayretlerimiz devam edecektir. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Toplam kaç tablet bu sabahın? 55 artı 20 vereceğiz. 75 tablet olacak. Evet. Öğrencilerimiz eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam ediyor. Bu kapsamda borsamızın bize vermiş olduğu destek çok anlamlı ve önemli bizler için. Ben öğrencilerimiz ve camiamız adına borsamızın verdiği bu destek için kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize el uzattıkları için.
kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada daha önce 4 Ocağı kadar sürecek olan uzaktan eğitimin 22 Ocağı kadar devam edeceği belirtildi. Ayrıca okullarda yarı yıl tatilde 25 Ocak'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek. Koşullar, imkanlar nasıl olmalıdır? Hepsi bilgimizde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada daha önce 4 Ocağı kadar yapılacağı açıklanan uzaktan eğitimin 22 Ocağı kadar devam edeceği belirtildi. Ayrıca okullarda yarı yıl tatili de 25 Ocak'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek. Öğrenciler uzaktan eğitime alışmış olsa da aileler evden eğitimde internet noktasında oldukça muzdarip kalmış durumda. STK'lardan her ne kadar tablet, bilgisayar desteklemeleri gelse de internet kullanımı noktasında da aileler destek bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Tablet imkanları sağlandığını varsayarsak, peki öğrenciler internet erişimini nasıl sağlayacaklar? Bu konuyla alakalı en kısa sürede destek bekliyoruz. Öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Ünye El Ele Derneği, kış ayı dert ayı olmasın, minik bedenler sıcak kalsın yardım kampanyasında Ünye, Akkuş, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde ikametgah eden 150 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık giyecek yardımı yaptı. Merhabalar sayın seyirciler. Ünye El Ele Derneği yine ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Kış ayı dert olmasın, dert ayı olmasın, sıcak minik bedenler sıcak kalsın diye bir kampanya yaptık. Şu anda %150 arasındayız. Çocukları giydirdik. Bot, kazak, mont olarak giydirdik. Elimizde şimdi bir 385 kişilik bir liste daha var. Onları da yavaş yavaş toparlayıp yerlerine ulaştıracağız. Şimdi ilk etapta Akkuş Kargı'ya gideceğiz. Kargı'daki bir okulumuza götüreceğiz orada. 160 küsür tane orada var. İkinci etap olarak da İkizce'de Şenbolluk, Yoğunluk, Devecik, işte İkizce'nin kırsal alanlarında 150-160 kişi de orada var. Onları da dağıttıktan sonra bu operasyonu bitireceğiz. Projeyi bitireceğiz. Bakalım işte hayırseverlerden destek bekliyoruz. Onların desteğiyle oluyor bunlar. Biz aracı kurumuz. Onların hayırlarını yukarıda hiç belki de deniz görmemiş. Bu kırsalda deniz görmemiş çocuklar da var. Kışın o zorlu şartlarda yaşamaya alışmış ama biz de büyükler olarak onlara böyle yeni kıyafetler. Onların giydiklerinde okulda çocuklar arkadaştan hava atabileceği kıyafetleri getirmeyi hedefliyoruz. Gittiğimiz yerlere güzel dönüşler de aldık. İşte en son Akkuş Akpınar'a getirdik. Orada bir çocukları sevindirdik. Yani çocuklar sevinirse dünya güzel diyoruz biz. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Şunu çok merak ediyorum. Yardım götürdüğünüz özellikle çocuklar, hatırınızda kalan böyle çok çok mutlu oldukları bir çocuğun hikayesi var mı? Sizi çok etkilemiş olan. Çocuklar bir kere masum oradakiler. Yani biz özellikle böyle işte yaşam zorluğu çekenlerin ziyaretinde orada yetimler de vardı. Yani yetim, muhtaç çocuklar da vardı. Annesi babası terk etmişler de vardı. Çocuklar geliyor, kara lastikle geliyorlar. İşte kışlık olmayan ayakkabılarla geliyorlar. Çorapları pis ve ıslak. Onlara o yeni kıyafetleri, o güzel kıyafetleri giydirdiğimiz zaman şey diyor, ya bir okul açılsa belki gitsek. Hani okulun açılmasını istediler bu kıyafetlerden sonra. Çünkü yeni şeylerle gidecekler okula. Bu okul cazip geldi onlara bu kıyafetlerden sonra. İnsanlar çocukları güldürsünler. Biz de o gülücükleri aracı oluyoruz. Bu mutluluklarını da onlarla paylaşacağız tabi. Fotoğraflarla ve videolarla paylaşacağız. Hayırlısı. Teşekkür ediyoruz. Benim de kara lastiklerden iskalpine geçtiğim gün geldi aklıma. Çocukları sevindirmek çok önemli. Yardımseverleri buradan tekrardan çağrıda bulunalım. Çocuklar gülsün, dünya gülsün. Hayat paylaşınca çok daha güzel. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik piyasasında yapılan yeni değişiklikleri duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip mağlul gaziler elektrik borcu nedeniyle 3 ay süreyle kesinti yapılmayacağını açıkladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani Arefesinde
elektrik kesme işlemi yapılamayacağını da belirtti. Başkan Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerine uygulanacak yeni cezaları da duyurdu. Buna göre bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Ayrıca kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan dağıtım şirketlerine de ceza verilecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal alanlardaki kalkınma hamlesi atıl durumdaki araziler için üretim merkezi oldu. Buğdayın atası olarak bilinen Siyez buğdayına olan ilgi ekim alanlarındaki üretimi bir yılda 10 kat artmasını sağladı. Karaçal köyünden Saffet Türk Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İsmim Hayati Güngör. Akkuş Karaçal Mahallesi. Ya, hayvancılık yapıyoruz. İl Tarım ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bize vermiş oldukları Siyez buğdayını ektik. Seneye olur da fazla daha ekmeği, alanları genişletmeye çalışıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız bize siyahi buydar verdi ve de ektik. Kemal Ağa Mahallesi Büyük Konus olarak da ben Adem Güreval. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ordu Büyükşehir'in vermiş olduğu siyahi buydarı ektim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben Ordu ili Mesudi ilçesi Düzle Mahallesi'nden Seyhan Kaya. Gemi Yapı Meslek Lisesi'ni bitirdim. Türkiye Denizcilik İşletmelerinden emekli oldum. Ve 7 senedir mahalleme yerleştim. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu esnada koyunlarımız falan var. Çiftçilikle yapmaya başladım. Belediyemizin, büyükşehirimizin Hilmi Güler Bey'in vermiş olduğu siyezlerimizi ekiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şehirlerdeki otopark sorununu çözecek her daireye bir otopark zorunluluğu düzenlemesi yine ertelendi. Yeni yapılacak binalarda her daireye bir otopark yapma zorunluluğu 31 Aralık 2020'de başlaması gerekirken, resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. İlk kez 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan ancak uygulama tarihi 1 Haziran 2018 tarihi olarak belirlenen yeni yönetmelikle normalde her 3 daireye bir otopark yapma zorunluluğu her bir daireye bir otopark şeklinde değiştirilmişti. Yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde binaya en az 2 metre mesafe bırakma kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılacak. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek. Otopark yapılamayan binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek. Bu durumda tapuya şerh olarak düşülecek. Bu şekilde otopark yeri ayrılmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri verilmeyecek. Bu yılbaşı Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi tam 100 milyon Türk lirası. Biz de üyeli vatandaşlarımıza sokak röportajında büyük ikramiye hakkında ne düşünüyor, neler düşünüyorsunuz diye sorduk, izliyoruz. Yılbaşı yaklaşıyor, biz de vatandaşlarımıza büyük ikramiyesine çıkarsa ne yaparsınız sorusunu soruyoruz. Büyük ikramiyesi çıksa ne yaparsınız? Sokak hayvanlarına yardım ederim ve onların aşıları ile ilgilenirim. Yeterince destek görmediğini mi düşünüyorsunuz? Evet, çünkü sokakta bir sürü kuduz hayvan var ve bunların aşıya ihtiyacı var. O yüzden aç kalan köpek de çok fazla. Çok duyarlı bir istek geldi. Umarım size çıkar. Çoğunlukla böyle çocuk, yetim çocuklara, hayvanlara falan yardım ederdim yani. Umarım size çıkar diyelim o zaman. İnşallah.
Önce sağlık olarak yatırım yaparım. Sağlığa ihtiyacı olanlara yardımcı olurum. Daha sonra da kendime birazını ayırırım. Geri kalanına da yoksul insanlara bağışlarım. Yine bağışladığım gibi. Hayallerim arasında ilk etapta çocuklarımız ve gençlerimiz için bir kütüphane açmayı planlarım. Akabinde huzur evleri, yaşlılarımız ve sokak hayvanlarımız için bir miktarını harcar. Kendimle alakalı ise bahçe içerisinde bir bağ evi oluşturmayı ve burada yaşamayı arzu ederdim. Buna harcardım diye düşünüyorum. Merhaba Cemal. Merhaba. Çok fazla paran olsa ne yaparsın? Kendime ev alırım. Kendime herhalde harcarım. Ünyemiz için, yani ünyemizin geleceği için. Aynen. Mesela çocuk farkları fazla yok buralarda. Onun için bir yatırım yapabilirim. Ben mesela. Başka ne yapabilirim? Ben büyüyünce kaleci olmak istiyorum. Hayalim benim kalecilik. Parayı aldığım zaman Ünye'deki sokaktakileri, insanlara, seyyar satıcıları yanına giderim. Çünkü bunun sebebi büyük AVM'lerin, büyük market zincirlerin altında bunların ezildikleri ve virüs döneminde sürekli satış yapamıyorlar yasaklardan dolayı. İşte kimse onların yanına gitmiyor. Büyük marketler varken kimse onların yanına gidip de işte alışveriş yapmıyorlar. Bütün onların günlük şeylerini çıkartırım. Hatta her şeyini elinden alırım onların, mesela ne sattıklarsa. Onları eve mutlu bir şekilde yollarım. Ne ihtiyaçları vardır, çocuklara vardır, çocuklara vardır. Bir şey ihtiyaçları vardır. Her şeyini gideririm. Kimseye bağışlarım, kimsesiz çocuklara bağışlarım. Yani yarım miktarıyla ilk önce sağlık açısından ihtiyacı olanlara bağış yaparım. Mesela SMA hastaları veya LÖSEV hastaları. Diğer hastalık çeşitlerine. Geriye kalan kısmının bir miktarıyla yatırım yaparım. Diğer kalan kısımda da galiba barınaklara yardım yaparım. Çünkü barınaklar şu anda çok kötü durumda. Ya şehrimizde de bayağı kötü durumda olan barınaklar var. Ünye'nin güzelliklerinin izlenebildiği ve manevi duyguların yaşandığı Şeyh Yunus Emre Tepesi'ni ekibimiz sizler için ziyaret etti. Hep birlikte izliyoruz. Şeyh Yunus'ta Yunus Emre Türbesi ve Külliyesi'nin önündeyiz. Camiyi ziyaret için içeri gireceğiz. Hadi Emrullah. İnsanın içine huzur dolduran şu çalan sesi dinler misiniz lütfen? Şeyh Yunus Camisi'nin içerisindeyiz. Duvarlardaki işlemeciliğe bakıldığında büyülenmemek adeta elde değil. Emrullah göster. Genci gördük, hemen peşinden koşuyoruz. Yakaladım seni. Evet. Burası neresidir? Bir de senden dinlesin izleyiciler. Burası Ünye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim.
gündüz aileyle gelinebilecek, çay içmek için çok güzel bir yer. Yemek yemek isterseniz ailenizle gelebilirsiniz. Evet, restoranımız var şurada. Kız arkadaş bir yerde kimsecikler görmez. Aynen öyle. Sallanabilirsiniz. Salıncaklarımız var. Oturaklarımız var. Şurada camimiz var. Namaz kılabilirsiniz isterseniz. Restoranımız var. Ben askere gideceğim. Şimdi gezmeye geldim öyle. Son ki bir kez Ünye'yi gezmek istedim ne arkadaşlar. Ne zaman gidiyorsun? Haftaya cuma gidiyorum Allah'ın izniyle. Ondan dolayı bir gezelim dedik böyle. Biz de askere gidecek olan gençlerimizin sapasağlam gidip gelmelerinin temennisinde bulunuyoruz. Hoşçakalın. Haftanın ilk iş gününde döviz ve altın piyasasındaki hareketlilikleri sizler için araştırdık. Amerikan doları 7.67 TL, Euro 9.37 TL, has altın alış 460, satış 475 TL, çeyrek altın alış 740, satış 780 TL, 22 ayar bilezik alış 419, satış 445 TL olarak işlem gördü. Gündeme dair gelişmelerle sizlerle beraber olduk. Haberlerimizin detaylarını ve daha fazlasını Ünye.net Haber portalı, sosyal medya ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın yeni haberlerle görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.